Çek ve senetlerde iade edebilme, iade alabilme işlemini gösterebilmem için öncelikle çek girişi yapıyorum ve senet girişi yapıyorum. Cari kartlarda müşteriyi seçiyorum. Yeni cari hareket diyorum. Çek giriş diyorum. Yeni ekle diyorum. Vadesini seçiyorum. Hangi bankadan sonu seçiyorum, garanti diyorum. Şubesi, halkalı, hesap numarası, çek numarası, tutarı 11.800, bütün borcuna karşılık kaydediyorum ve bunu da kaydediyorum. Yeni cari hareket deyip senet giriş diyorum. Yeni ekle diyoruz. Vadesini seçiyorum. Senet numarası yazıyorum. Tutarı toplam 14.160 olsun. Bütün borcuna karşılık. Ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bakiyeleri şu anda boş. Çek senetler kısmına geliyorum. Sağ tuş yeni diyoruz. Çek işlem borcusunda iade verilen çeki seçiyoruz. Kimden çek aldıysam o müşteriyi yazıyorum. Sağ tuş seç diyorum. Aldığım çek portföyden karşıma geldi ve kaydediyorum. Aynı şekilde senet girişi vardı. Bunu da iade edelim. Gene aynı ekranda sağ tuş yeni. Senet işlem bordrosu iade verilen senet diyoruz. Hastaneyi seçtim. Sağ tuş seç diyerek portföyümde olan senedi getirdim karşıma ve kaydettim. Cari kartlara gelip baktığımızda gördüğünüz gibi eski bakiyeleri tekrar bakiye borç kısmına eklendi.